Yeniden selamlar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle birlikte çok seveceğinizi düşündüğüm, yani seveceğinizi düşündüğüm, çok birazcık abarttı, düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Ama videoya geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Neden bir haftadır video gelmiyor? Zaten tahmin ettiğiniz üzere İzmir'de deprem olduğu için saygısızlık olarak buluyorum bu süreçte atılan videoları, insanlar evsiz kalmışken. Gerçekten bilmiyorum, benim içim razı gelmedi ve yüklemem gereken videoları yüklemedim. Her şeyi iptal ettim ve yoktu yani kanalımda video. Bu kadar. Açıklaması bu kadardı. Ve şu anda da İzmir depremini kesinlikle unutmuş değilim. Kesinlikle tanıdığınız insanlar varsa, yardım ihtiyacı olan, evsiz kalan, duyurmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Kendim kişisel olarak da yardım edebileceğim, hani gönüllü arayan yerler varsa da bana iletirseniz çok mutlu olurum. Çünkü hani biraz olsun insanlara yardım edebilmek mutlu ediyor insanı. O yüzden orada yardıma ihtiyacı olan kişiler varsa lütfen beni bilgilendirin. Videoya geçmeden önce size çok heyecanlandığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlarımla birlikte ekip kurduk. Yani ekip dediğim de öyle çok büyük bir şey değil. Doğa, Umut ve ben. Umut'un bildiğiniz gibi YouTube kanalı var. Doğan'ın da YouTube kanalı var. Benim de YouTube kanalım var. Ve dedik ki neden güçlerimizi birleştirmiyoruz. Gerçekten güzel bir ekip kurduk ve ekibin adı sürpriz olsun. Onu da Umut söyler. Bu ekiple ilgili her şeyi Umut söyleyecek. Umut'un kanalına da aşağıdaki linkten, Doğan'ın kanalına da aşağıdaki linkten abone olabilirsiniz. Ortak videolar gelecek. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Lütfen onları da takip edin. Arkadaki ışıktan gözlerim ağrıdı şu anda. Videoyu bitirsek mi acaba şu anda? Neyse, videomuz bu kadar. Evet, bugün ne mi çekiyoruz? Bugün mutlaka her YouTuber'ın, yani genel olarak her YouTuber'ın kanalında olan bir video çekiyoruz. Böyle kesinlikle çok özgün bir içerik çekiyorum demiyorum. Bugün YouTuber'ların çektikleri ilk videoları inceleyeceğiz. Lütfen bana BTS videosunda da olduğu gibi hani sonuna kadar izlemedin, nasıl eleştiriyorsun demeyin. Sonuna kadar izlersen video 2 saat olur. Kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın. O yüzden ben videoların tamamını izlemişim gibi algılayarak izlerseniz çok sevinirim. Neyse. Birazcık çok mu sert çıktım? Özür dilerim sert çıktım kişiler için. Neyse, o zaman başlayalım. Bu arada arka plan yine değişik. Şurada. Neyse. Ay ama hiç de bir şeye dikkat etmemişim. Acaba bu böyle dursa daha mı? Hayır, çok korkutucu. Odamın her yerini arka plan olarak deniyoruz. Bence şuraya ışıklar alsak, şunu çıkartsak güzel olmaz mı burası? Neyse, şu an konumuz bu değil. Çok saptık. O zaman ilk YouTuber'ımızla başlayalım. İlk YouTuber'ımız hepinizin de tanıdığı. YouTube deyince akla genel olarak onun ismi geldiği kişilerden birisi. Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak'ın videolarıyla başlayalım ama önceden söylemek istiyorum. Ben Orkun Işıtmak'ı YouTube'u keşfettiğim zamandan beri takip ediyorum ve ilk zamanları galiba sihirbazlık videoları çekiyormuş. O zamanları ben birazcık kaçırdım ama onlara bakmak istiyorum şimdi. Neyse, o zaman hemen Orkun Işıtmak'ın ilk videosuna gidelim. Bu arada bunu izleyen YouTuber arkadaşlarım, lütfen bana telif atmayın. Lütfen, bakın ben küçücük, minnacık, sizin yanınızda hani siz bu kadar bir şeyken ben şu kadarcık bir şeyim. Lütfen telif atmayın. Lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Büyük bir uğraş sonucunda kendini gösterdiği videoyu sonunda bulabildim. Sihirbazlık videolarında kendini göstermediği için onu alamıyorum. Neyse, hadi izleyelim. Çok heyecanlıyım. Tekrar hoş geldiniz. Umarım bu sefer bulabileceğiz. Bakmadık biz. İnternetten falan kesinlikle bakmadık. Yanlış anlaşılmasın. Ama şu an halıya gidiyoruz. Evet. Şu an çektiği videolara bakınca ne kadar umursamaz, ne kadar hiçbir şey umurunda değilmiş gibi değil mi? Gerçekten öyle hani, ne bileyim, şimdiki orkuna çıkmak böyle çok enerjiyken burada böyle birazcık ne bileyim böyle hani gibisinden. Halının altında olduğunu bilmiyorduk. Hissettik. Evet. Vay, görüntü çok kötü o zamanın şartlarına göre. Evet. Bu Levi'yi ne yapacağız abi? Gidip gelecek. Ne bileyim, izlenecek bir şey yok gibiydi. Oyun videoları beni sarmıyor. O yüzden pek bakmadım. Ama gerçekten de böyle yüzündeki sivilceler, böyle o küçüklük ifadesi, ses tonu bile değişik açıkçası. Çok acemice değil mi gerçekten? Şu anki videolarına bakınca o kadar acemice geliyor ki böyle bir şaşırıyorsun sen de. Bu mu Orkun Işıtmak oluyorsun sen? Çok garip. Gerçekten kendim de acaba böyle bir 5-10 yıl sonra YouTube eğer hala duruyorsa kendime baktığım zaman bu kim mi diyeceğim acaba? Çok garip şeyler hissediyorum. Şu anda YouTube deyince direkt akla gelen kişi Enes Batur. Biliyorsunuz Enes Batur şu anda YouTube Türkiye'de en çok abonesi olan kişi ve gerçekten kaliteli içerikleri var. Şu an izlediğim herkesin zaten kaliteli içeriği var. Kaliteli içeriği olmasa zaten şu anda bu videoda olmazlardı falan diyormuşum. Bir şey buldum. Ama kapak fotoğrafından
SS alayım. Kapak fotoğrafına o kadar garip duruyor ki. Hani aklımdaki Enes Batur şu an yani bu değil. Beynim bunu görmeye hazır mı hiçbir fikrim yok. Ama izleyelim. İzleyelim. Merhaba arkadaşlar. Yeni Game Channel'a hoş geldiniz. Bugün canlı yayın yapacağız. Hangouts olacak. Uzun süreden sonra Batur'un yüzünü göreceksiniz. Açarsa veya kaçıp gitmezse onu tutmaya çalışacağız. Kuzenimin de kanalında yapacağız. Turgut abimin linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıda hepiniz bekliyoruz. Saat 8 olacak. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Neyse. Kaçıncı denemeydi bu? Neyse. Saat 8'den kaça kadar olacağı belli değil. Sıkılınca bırakırız. Sizin sorularınızı cevaplayacağız. Önemli şeyleri ele alacağız. Kimin aklına gelirdi şu an buradaki çocuğun YouTube Türkiye'de en çok abonesi olan kişi olacağı? Bu kadar çok başarı elde edeceği, bir sürü şarkı çıkaracağı, filmlerin olacağı. Şu videoyla kimin aklına gelirdi? Kimsenin. Umarım şu anda bu videoyla da kimsenin aklına benim ileride yapacağım şeyler gelmiyordur. Yani yanlış bir benzetme oldu ama olsun. Bence şu ana kadar izlediğim, hatta birazdan da izleyeceğim kişiler bence sıfırdan başlayıp insanların nereye nasıl gelebildiklerinin bir örneği. Gördüğünüz gibi Orkun Işıtma'nın ne hani malzemesi var, ne tripodu, ne kamerası, sadece böyle küçük bir webcam'den çekiyor. Enes Batur deseniz, Enes Batur da o zamanlar böyle kamerası var mı bilmiyorum, belki vardır. Hiçbir şey bilmiyorlarken şu an YouTube Türkiye'nin iki tane hani devi resmen ikisi de. Çok garip değil mi? Gerçekten bence inanınca yapamayacağınız hiçbir şey yok. O yüzden YouTube'a başlamak istiyorsanız çok geç diye düşünmeyin. Şu anda oturun ve başlayın. Çünkü gördüğünüz gibi Orkun Işıtmak hani şey deseydi, bugün video çekmeyeyim yarın başlayayım. Enes Batur şey deseydi, sürekli erteleseydi, neyse bugün çekmeyeyim yarın başlayayım. Arkadaşlarım alay edecekler, hani hiç çekmeyeyim boş ver yani alay konusu olmaya gerek yok deselerdi. Şu an hiç istemedikleri yerlerde olmazlar mıydı? Mutlu oldukları şey asla bulamazlardı belki de. O yüzden lütfen eğer YouTube'a girmek istiyorsanız ve kendinizi iyi hissedecekseniz ve yani alay edilir diye korkuyorsanız korkmayın. Direkt bodozlama girin. Bodozlama girin, bu kadar. Sırada Meryem Can var. Ben küçükken, böyle bayağı küçükken bu YouTube Türkiye'den Enes Batur, Orkun Işıtmak, Meryem Can falan hep birlikte videolar çektiği dönemlerdi. 5. sınıf falanım. O zamanlar deli gibi Meryem Can ve Elif Yalçın izlerdim. Onların o zaman Anıl diye bir arkadaşları da vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ama ne bileyim, ilk videolarına hiç bakmamıştım. Çok garip hissediyorum şu anda. Neyse, umarım Meryem Can'la da Elif Yalçın'la barışır. Her neyse. Umarım belki de barışmışlardır. Hiçbir fikrim yok ama barışmadılarsa barışsınlar. Çünkü benim küçükken en imrendiğim dostluk onlardı. Böyle lise hayaller hayatlar videoları çekiyorlardı falan. Çok seviyordum o videolarını. Şimdi hemen Meryem Can'a bakalım. Ve bir şey söylemek istiyorum. Hani çoğu kişide şöyle bir algı var. Fenomenler çok fazla para kazanıyor. Okuma, okumayı bırak, fenomen ol. O kadar okuyacaksan ne olacak? Fenomenler senden çok çok kat kat daha fazla para kazanacak. Ama onlar da kolay bir şekilde gelmiyor buraya arkadaşlar. Gerçekten bakın, en ilk ilk videosunu 6 yıl önce yüklemiş kız ve hiç aralıksız bir şekilde 6 yıldır yani genel olarak aralık vermeden videolar çekiyor. Kanalında kim bilir kaç tane video var. Bunların hepsi emek. Sadece video çekmek de olmuyor. Editliyorsunuz, video fikri buluyorsunuz. Gerçekten hepsi büyük bir emek. Durduk yerde olmuyor böyle şeyler. O yüzden emeksiz bir şekilde fenomenlerin para kazandığı düşüncesi YouTube'da özellikle, hani TikTok'ta bir nebze belki, kesinlikle çok yanlış. Lütfen o yüzden bu algınızı değiştirin. Bu bir kamu spotuydu. Neyse, hadi Meryem'in videosunu izleyelim. İlk videosu benimle hazırlanan yaz edişim. O zaman bakın, bence o zamana göre gerçekten editi çok güzel. Çekiş olayı o zamana göre bence gerçekten çok iyi. İlk videosu eğer gerçekten buysa, gizlemediyse hiçbirisi, gerçekten çok iyi. Merhabalar, ben Meryem. Bu da benim ilk YouTube'a giriş videom. Yani YouTube'a giriş, müzelere evet, giriş videosu falan gibi oldu ama. Yani evet, ilk videom. O yüzden biraz heyecanlıyım ve saçmalıyorum. Bu video ne videosu oldu diye soracak olursam. Böyle bu yatan önünde çekilen videolarını çok özledim Meryem Can'ın. Benimle hazırlan. Yaz rutini yani. O tarz. O tarz bir şey yani. O zamana göre çok iyi gerçekten. Ve gerçekten en iyi kadın YouTuber'lar arasında. Hani ilk üçe girer Meryem Can bence. Ya da belki de videom. Ne bileyim, şu an kesinlikle en acemi olmayan video buydu. Ne bileyim, bence hepsi gerçekten çok güzel emekler vermişler ve şu an hepsi hak ettikleri yerdeler bence. Hatta daha da yükseğini hak ediyorlar. Şimdi Meryem Can'a baktık.
Elif Yalçın'a bakmazsak olmaz. Gerçekten benim ayrılmaz ikilim de bunlar. Çok fazla seviyordum ikisini de. Elif Yalçın da Meryem Can'dan bir yıl sonra başlamış. 5 yıl önce yani. Ve yine bence çok erken. Arkadaşlar ben Elif. Zaten Meryem videolarını izliyorsanız beni tanıyorsunuz. Ya aşırı tatlı. Uzun süredir bir kanal aç diye yalvaran bir Meryem ve siz varsınız. O yüzden İyi ki açmış. Açmasa pişman verdim. Olurdu bence İlk şu videom an. Ve gerçekten oldukça heyecanlıyım. Bugün çantamda ne var videosuyla başlayacağım. Çünkü sizin de bunu çok sevdiğinizi biliyorum. O zaman hadi başlayalım. O zamana göre gerçekten çok iyi değil miymiş editleri? Benim böyle bir çantam var arkadaşlar. Genelde okula giderken bu çantamı kullanıyorum. Çünkü gayet büyük ve siyah. Çünkü benim bayağıdır siyah bir çantam yoktu. Bunu ablam... Böyle işte çanta tanıtımı ve bence gerçekten çok güzel. Elif Yalçın da çok 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 daha iyisini hak ediyor bence. Ve bilmiyorum, daha da ilerleyecekler bence. Hepsi gerçekten kendilerini kanıtlamış durumdalar bence şu anda ve iyi ki de varlar. O zamanlar küçükken sürekli izlediğimi hatırlıyorum ve şu anda bakınca o eski hallerini görünce birazcık duygulandım açıkçası. Ve sırada son bir tane YouTuber'ımız kaldı. Bunu yakından tanıdığınızı düşünüyorum şu an bu videoyu izliyorsanız. Evet, o kişi benim. Benim ilk videomu izleyeceğiz şu anda. Ay çok utanç verici. Bakın ay çok kötü çok kötü, durun vazgeçtim, izlemeyelim. Şu an kanalımda 90 tane video olduğunu öğrendim ve ufak çaplı bir şok geçirdim. Her neyse, devam edebiliriz videoya. Gerçekten 90 video, neredeyse 1 yıl. Gerçekten hepinize bu yolculukta bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben şu anda burada olmazdım. Emin olun, eskiden her gün video atıyordum ve asla hiçbir izlenmiyordu ama pes etmedim. Sonradan izlenmeye başladı. Sizlerin desteği, sizlerin yorumları, hepinize yeniden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Geçiyorum. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Bence yol yakınken vazgeçelim. Çok enerjili. Herkese selam arkadaşlar. Allah, kameraya bakmadım. Hepinize selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu şu anda YouTube kanalımdaki ilk video. Çok heyecanlıyım. Kalbim güm 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 atıyor. Neyse. Beni bir yerlerden tanıyor olabilirsiniz. Çünkü birçok yerde yanlışlıkla meşhur olmuşluğum falan var. Şaka yapmıyorum, şaka değil. TikTok'ta yanlışlıkla bir ara keşfeti falan düşmüştüm. İğrenç günlerde. Neyse. Ay çok çirkinim. Neyse, şu anda saat gecenin 12'si ve dedim ki oha, muhteşem bir fikir. YouTube'a başlayacağım ve bu video fikri harika falan diye düşündüm. Evdeki herkes uyum. Her neyse. Videoyu söylemeden çok böyle... Enerjik girdim, neyse. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün size çok zor verdiğim kararın sonucunda hayatımın... Çok kötü değil mi? İnanılmaz kötü. Bu kadar kötü çok az şey gördüm. Ya sorun şu, bakın. Şu şekilde video böyle devam ediyor. Bakın benim bu kadarımı görüyorsunuz. Hatta böyle falan. Kamera zaten çok kötü. Babamın en eski telefonlarından birisiyle çekiyordum. Kamera konusunda çok bahtsızdım şu telefon alınana kadar. Sonra bir de şöyle bir şey yapıyordum ben. Kimse beni izlemiyor diye o zamanlar. Video editliyordum. Ortasına geliyordum mesela videonun yarısından. Sonra sıkılıyordum, editlemeden atıyordum YouTube'a. Neyse, benim videom bu kadardı ve çok utandım şu an kendimi izliyorken. Bir arada tamamen eski videolarımı izlediğim, sizin hiç bilmediğiniz, çok gizli sularda gömülmüş videoları izlediğim video gelecek. Videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi bütün YouTuber'lar, şu anda yükseklerde olan YouTuber'ların hepsi bence hakkıyla çıktı oraya ve kimsenin eleştirmeye hakkı yok. Özellikle de oturdukları yerden. Ben işte bunu hak etmiyorsun, ne bileyim işte şuradaki kişi senden daha çok şunu hak ediyor falan. Diyemezsiniz. Dememelisiniz. Neden? Çünkü hak etmeseydi bence şu anda orada olmazdı. Çabalarını görün. 6-7 yıldır bu platformda olan insan olduklarını düşünün. Öyle yorum yapın. Neyse, sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eski videolarımı izlemeyin. Böyle bir hata yapmayın. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Duayla Umut'un kanalına da bakmayı unutmayın. Onlar da aşağıda. Bu arada videoda birazcık konuşamamış olabilirim. Dilim dolandı birazcık. Uzun zamandır kameranın karşısına geçmiyorum çünkü. Neyse, beni maruz görebilirsiniz. Çünkü artık çok yakınız diye düşünüyorum. Artık biz BFF'iz. Neyse, gelin size sarılayım. Çok sevgi pıtırcığıyım şu an. Hadi gelin sarılalım. Sarıldık mı şu an? Neyse, görüşürüz. Ay böyle çeksem daha mı iyiymiş ya? Neyse.